Tabii Biz de hemen konuklarımıza, uzman konuklarımıza özellikle Eray ile başlayalım, soralım. Önemli bir ziyaretti hafta içi yapılan. Orada önemli temaslarda bulunuldu. Bazı önemli kararlar da alındı. Ve tabii ki akla hepimizin bu merakla beklediği soru geliyor. Kapsamlı bir harekat yakın mı? Size göre bölgeyi ne bekliyor? İsterseniz başlayalım bu soruyla. E, şöyle önce sana bir katkı olsun, eksik kalmasın diye söylüyorum. Sayın. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler komutanımızın bir ifadesi oldu. O da ortak harekat merkezi kurulması konusunda iki ülke arasında karar alındı açıklamasını yaptı. Evet. Yani bu karar alınması aslında Irak'ta ikinci sektör diyebileceğimiz alanda faaliyetlerin resmi olarak başladığını da bir göstergesidir. Müsaadenizle ben... Ee, Tabii buyurun. Güvenlik meselesini aslında aynı zamanda kalkınma yolu üzerinden de entegre ederek açıklamamız lazım. Güvenlik tek başına değil yani. Bunun da bir zamansal verileri var 2025 ve 2028. Yani e, kalkınma yolunun ilk safhası 2025'te tamamlanıyor, açıklaması yapıldı. Evet. Ne demek bu? Kalkınma yoluna biraz sonra gelelim Yok, isterseniz. Hani ben ona güvenlik açısından tamam. biz senkronize ettiğinizde 2025 e, yılı çok önemli bir... Aşama, hani birinci aşama nedir? Güzergah güvenliği aslında anladığım kadarıyla ifade ediliyor orada. Şimdi ona baktığımızda e, dört e, sektörde e, süreçlerin e, yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Birinci sektör bizim sınırlarımızda Hakurk'un güneyinden geçen Silopi'ye kadar gelen yaklaşık 20 bin kilometre karelik bir alan buradaki üst sayıları sabit üst bölgeleri özellikle sayısı yaklaşık iki katına çıkarılacak. Dolayısıyla 15-20, yani 20 kilometre derinlikten 40 kilometre derinliğe ineceğiz. 40 kilometre derinliğe inersek, gara dahil e, bizim şu ovalık alana kadar olan alan kontrol altına alınıyor. Yani bundan sonrası o 40 kilometre derinliğe indikten sonrası artık düz alan. Yani bu da ne demek? Terörün Irak'ın kuzeyindeki doğal yaşam alanı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tamamen kontrol altına alındı. Yani o evet. esas sarp dağlık e, bölüm. Orası. E, 20 bin kilometre evet. kilometrekare içinde kalan yer efendim. Yani şimdi bu çok önemli. Tarihinde ilk defa çünkü bu alan tamamen. Bakın geçmiş tarihte de burayı kontrol altına alabilen ne Osmanlı döneminde ne de bir başka dönemde kontrol altına alabilen bir şey, bir güç yok. İlk defa biz alacağız. O yüzden 2024 yılı çok tarihi bir önemdir. Eski haritaları biraz kıymetli izleyicilerimiz incelerse buranın e, eski haritalarda insansızlaşmış bölge olarak Başka geçtiğini bir geldi, evet. evet insan gara dahil bakın insansız bölge olarak geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz görebilirler yani dolayısıyla ilk defa tarihinde burası şu e, şeyle gösterdiğim hat ee, ...Hakurk'un güneyinden itibaren tamamen kontrol altına alındı. Şimdi tamamen kontrol altına alınması ne demek? Bakın şu demek. Aslında terör tarihine baktığımızda ta 1980 yılında bölücü başının işte e, Suriye'ye geçirilmesi Haziran 1980 yılıdır. Tarihidir. Orada işte beslenmesi daha sonra buradaki Lak 1 ve Lak 2 kamplarına taşınması ve en sonunda bizim sınır alanımıza yakın şu e, dağlık alana girmeleriyle aslında Türkiye'deki terör hareketi buradan başlatıldı. Bakın tekrar ediyorum. Türkiye'deki PKK terör hareketi bu alandan, bu 20 bin kilometre karelik alandan başlatıldı.